Yani küçük yatırımcı açısından en riskli bir dönemdeyiz. Yani burada birçok sistem şimdi bizi çok daha yani kredili olmamız mesela endeksin 7800'ün altında kalması bizi çok zor durumda bırakır yani birçok yatırımcıyı ve çok daha hızlı bugünkü gibi mesela sert düşüşler gelebilir hisse bazında özellikle mesela bakıyorum çok değişik düşüşler görüyoruz yani hiç olmayacak yerlerde çok sert düşüşler geliyor. Holdinglere bakıyoruz. Yani tutunuyorlar ama bir yerden sonra daha hızlı düşüyor. Bir haber geliyor. Mesela bugün Tekfen %5 düşmüş. Ne bileyim Anadolu Holding %3 düşmüş. Alarko Holding'e bakıyoruz. %4,5 düşmüş. Böyle endeks üzerinde etkili olan hisseler burada kritik böyle mesela Pegasus %5 düşmüş. Yani birçok şeyi yatırımcıyı zor durumda karar vermekte zorlanacak bir noktaya getiriyor ve bu sefer işte o arkadaşın bahsettiği kol kesme noktasına doğru getiriyor. Ve şimdi burada her konuşulan da bu tarz programlarda insanlarda ayrı ayrı böyle yıldızlar, şimşekler çakmasına sebep olabiliyor. Ya mesela siz çok enteresan bir şey söylediniz. Her kredili işlem yapan yatırımcılar her ay %6 eksi başlıyor. Yani bu bile insanlar birçoğu bununla aklına getirmez, yüzleşmek istemez bu durumla. Ama şimdi böyle söylediğiniz zaman evet ya falan dersiniz ve aslında yanlış yapıyorum gibi de böyle içinden bu sefer yarın acaba ne yapsam birçok şeyi de tetikleyebiliyorsunuz. Zor bir durumdayız ve trendin şu anda örnek veriyorum endekste 8000 7800 diyoruz ama 8000'lerin 8100'lerin üzerine çıkmadığımız sürece de burada her şey çok güzel oldu demek çok zor. Sadece günü kurtarırız, onu söyleyeyim. 7800'ün üzerine çıkarsak sadece günü kurtarırız, zaman kazanmış oluruz. Yeni bir daha iyi haberler gelmesi açısından. Belki çok daha aşağıya da sarkma olmayacak. Çünkü bu tarz senaryoları biz daha önceden de gördük. Durumları yaşadık, olumsuzluklar. Türkiye şu anda bizim piyasalarımız aslında şöyle düşünün. Eylül ayının başından beri, bakın Eylül ayının başından beri, Eylül, Ekim, Kasım, 3 ay. Aralığın da ortasına geldik dersek 3,5 ay aslında 8400'ü gördükten sonra hiçbir şey yapmadı aslında endeks. Şimdi bir de bunu dolar bazı baktığınızda aslında aşağı doğru gelmiş olduk aslında. Ve uzun zamandır da biz bir düzeltme içindeyiz şeklinde yorumlasak çok daha doğru olur. Belki bu düzeltmede biraz daha aşağı yönlü sarkmalar olabilir. Piyasayı çok trendi de bozmayacak şekilde. Bence öyle bir şey olacak. Burada çünkü olumsuzluklar, olumsuz bir piyasa koşulları var şu anda. Yani dengesiz düşüyoruz, dengesiz yükseliyoruz. Yani hiç kimse böyle bir trendin net olarak devam edeceğine inanamıyor. Hiçbir hisse de yükseliyor ama çok sadece spekülatif hisselerde hareketler görüyoruz. Çünkü ben biraz önce mesela yaklaşık 400-500 tane hisseyi taradım. Böyle elle tutulur, böyle çok güçlü diyebileceğim kaç tane hisse var çıkartabilirim diye düşündüm. Yani 10 tane falan ancak çıkabildi. Onların da çok böyle arkasında durabileceğimiz
hisseler olabilirdi, olmayabilirdi.